Merhabalar, ben Defne Aydın. Herkese merhabalar. Bugün konumuz yine 20. yüzyıl bestecilerinden bir tanesi ve modern bir opera. Bu sefer de Almanya'ya gidiyoruz. Alman bir besteci olan Richard Strauss'un Elektra operasından Elektra rolünü anlatmaya çalışacağım sizlere. Çok heyecanlıyım çünkü Elektra hem çok sevdiğim bir rol. Konusu eski Yunan'a dayanıyor. Aslında modern bir opera olmasına rağmen. Ve Elektra rolü yine enteresan bir karakter. Anlattığımda siz de göreceksiniz. Ağır bir opera. Librettosu Hugo von Hofmannsthal tarafından yazılmış. İlk defa 1909 yılında Almanya'nın Dresden şehrinde temsil edilmiş, premieri gerçekleştirilmiş ve ilk Elektra rolüne can veren soprano ise Annie Krull adında bir sopranomuz. Şimdi bakalım Elektra'da bizi neler bekliyor? Anlatmak için ben şimdiden heyecanlanıyorum. Hep birlikte görelim. Hadi şimdi hep birlikte eski Yunanistan'da Miken Krallığı'na gidelim. Ve burada kral Agamemnon'un kızı Elektra'nın babasının intikamını alabilmek için ne kadar takıntılı olduğunu, bu konuda ne kadar ısrarcı olduğunu ve nasıl güçlü bir kadın karakteri çizdiğini inceleyelim. Kral Agamemnon, Troya'dan döndükten sonra eşi kraliçe Clytemnestra ve Aegisthus tarafından öldürülüyor. Geriye 3 tane çocukları kalıyor. Elektra, Krizotemis ve Orestes, erkek kardeşleri. Orestes onlardan biraz daha uzakta, krallığın dışında krallığa yakışır bir şekilde eğitim alarak büyüyor. Fakat Krizotemis ve Elektra krallığın içinde annesiyle büyüyor. Ve Elektra babasının intikamını almak tutkusuyla büyüyor. Yani bundan başka hiçbir şey düşünmüyor gibi görüyoruz operada. Yani o kadar bu konuya takıntılı ki öyle bir mesele haline gelmiş ki mutlaka bu intikamı alacağından bahsediyor. Hatta bunu annesinin yüzüne karşı söylüyor. Annesi de tabii bu durumdan endişeleniyor. Zaten annesinin de uykuları kaçmış durumda. Sürekli birisi ona bakıyor yatarken, öyle görüyor. Elektra ile konuşmaya çalışsa bile onun ne kadar çılgın olduğunu anlıyor bir müddet sonra. Yani takıntılı birisi olduğunu. Elektra bunu kız kardeşiyle de konuşuyor. Kız kardeşi de, Krizotemis de ona sürekli artık bunu unutması gerektiğini, normale dönmesi gerektiğini söylüyor. Fakat Elektra bunları kabul etmiyor. Elektra onların söylediklerini saçmalık olarak değerlendiriyor. Ve bir gün mutlaka intikamını, babasının intikamını alacağını söylüyor her iki tarafa da. Ve tabii annesi de bu durumdan çekinmiş olsa gerek ki erkek kardeşleri Orestes'in öldüğünü söylüyorlar. Elektra böyle bir haber alıyor. Sonra saraya, krallığa iki kişi geliyor, üç kişi geliyorlar. Orestes ve onun eğitmeni. Fakat güya Orestes'in öldüğünü haber vermeye geliyorlar. Fakat Orestes de onların içerisinde. Elektra Orestes'e birkaç tane soru sorduktan sonra onun erkek kardeşi Orestes olduğunu anlıyor. Ve çok mutlu oluyor. Müthiş heyecanlanıyor çünkü intikam vakti geldi diye düşünüyor. Nihayetinde de Orestes bir gün annesini öldürerek babasının intikamını alıyor. Ve daha sonra da annesinin sevgilisi Aegisthus'u öldürüyor. Böylelikle aslında Orestes geri gelip babasının intikamını almış oluyor. Elektra'nın tabii ki yaşadığı şey, çok büyük bir sevinç yaşıyor. Bundan nasıl büyük bir sevinç çıkabilir bunu bilmiyorum elbette ki. Ama bu konu karşısında nasıl sevindiğini görüyoruz. Çünkü dans ediyor.
bir dansla anlatıyor bunu. Tabii herkes şaşırıyor, etraftaki çalışanlar, herkes buna bu duruma şaşırıyorlar. Ama nihayetinde Elektra kardeşi yoluyla hep bu tutkuyla büyüdüğü tutkusunu gerçekleştirmiş oluyor ve babasının intikamını alıyorlar. Çünkü Elektra babasına çok bağlı bir kızmış, kız çocuğuymuş ve gözünün önünde böyle bir durumla karşılaşmış ve bir gün hep bunun intikamını alacağıyla büyümüş ve buna odaklanmış bir kız. Çok ağır bir opera, dediğim gibi tek perdelik bir opera ama Strauss, ne diyebilirim, böyle bir müzikle bu konuyu öyle bir harmanlamış ki, yani insan kendini içinde etkilenmeden, büyülenmeden bulamıyor yani, hani mümkün değil. Elbette ki bir trajedi ama bunlar da anlatılmalı yani. Sonuçta bu yaşanan şeyler gün yüzüne çıkartılmalı ya da bu operaları bilmeliyiz. Yani bu konularla ilgili fikrimiz olmalı elbette ki. Yoksa bunları elbette ki savunmuyoruz, böyle şeyleri, trajedileri. Elektra böyle bir karakter. Yani bu hırsla kendini harmanlayıp büyütmüş ve en sonunda da istediğine kavuşmuş bir kadın karakteri. Aslında bakıldığında üç kadın karakteri de burada farklı alanlarda kendilerini gösteriyorlar bize. Anne başka bir figürde, Elektra başka bir figürde, Elektra'nın kız kardeşi başka bir figürde. Ama tabii ki en çarpıcı rol Elektra burada. Konu böyle, dediğim gibi tek perde ama uzun bir opera ve trajedi. Eski Yunan'da geçiyor konu fakat modern bir şekilde anlatılıyor. Modern bir müzikle, modern bir besteciyle karşımıza çıkıyor 20. yüzyılda. Ben ilk defa İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde izlemiştim Elektra'yı. Umarım siz de izleyebilirsiniz, izleme imkanı bulursunuz. Çünkü bu müziği dinlemenizi çok isterim. Konuyu umarım anlatabilmişimdir. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek ben herkese buradan çok sevgiler yolluyorum.